Virüsle mücadeleyi konuşacağız. Atu Ders Başkanı Profesör Doktor Başar Can Ders canlı yayın konuğumuz. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler Gökhan Bey. Yeni bir zirveyi gördük maalesef ki her gün hemen hemen bu haberi veriyoruz. 346 kişi hayatını kaybetti. Kısa vadede tünelin ucu karanlık mı sizce? Ee, kısa vadede biraz e, bu ölüm oran e, oranları açısından çok iyi olacağımızı söyleyemiyoruz. Çünkü yüzünde haberde bahsettiğiniz gibi 3000'in üzerinde ağır hasta var ve maalesef aşı konusunda dünya iyi bir sınav vermeye çalışıyor ama ağır hasta tedavisinde istediğimiz gibi yol almış değiliz. E, bu yüzden ağır hastalarda kayıp oranlarımız yüksek. E haberde de bahsedildiği gibi bunlar e, hemen yansımayacaktır. Çünkü yoğun bakımda belli bir yatış süresi var. Dolayısıyla eğer dalga kırılsa bile maalesef hasta kayıpları bir süre yine böyle yüksek seyredecektir ve bu dalga yine sizin de bahsettiğiniz gibi yeni rekorlarla karşımızda her gelen dalga diğer dalgayı aratacak kadar yüksek rakamlarla karşımıza çıktı. Bu yüzden bu konuda biraz endişelerimiz var ama umutlu olduğumuz bazı noktalarda yok değil. Bunlar da işte gerek aşılama çalışmalarının sonucunda yaşlı nüfusun daha az oransal olarak daha az yatması yoğun bakıma ve kayıpların bu konuda oransal olarak daha düşük olması bunu, nasıl, bunu açayım 60 bin vaka çok yüksek eğer birinci ve ikinci dalgaya oranladığımız zaman buradaki e, ağır hasta oranı oransal olarak düşük görünüyor hmm. vefat oranı da aslında oransal olarak daha düşük ama vaka sayısı çok yüksek şimdi vaka sayısı azaldıkça ee, bu konuda biz yol alacağız. Ee, bir de biz, bizim olumlu görebileceğimiz bir konu daha var. O da şu özellikle ikinci dalgada yoğun bakım doluluk aranları çok fazlaydı. Ama bu dalgada e, daha fazla bir yoğun bakım doluluk oranı var. Yüzde yetmişler bu da bir rekor ama olumlu olan yönü şu. E, Kasım ayındaki dalgada yoğun bakıma nakletme süresi üç günü bulmuştu. E, bu sefer daha iyi organizeyiz ve e, bu yüzden başta İstanbul olmak üzere yoğun bakıma nakletme sürelerinde hani daha olumlu, daha organize bir durumdayız. Hastalar daha az bekliyor oransal olarak Kasım ayına göre. Ee, bunlar olumlu bakabileceğimiz yönler. Ama e, şöyle bir şey olmuştu Bekhan Bey. Dün e, iki gün 55 bine düşmüştük. Bu bizi sevindirmişti. Acaba dalgayı kırıyor muyuz diye. Maalesef bugünkü rakam e, tekrar soru işaretleri oluşturdu. Acaba tekrar yeni bir pike doğru mu gideceğiz diye. E, bunu tabii ki Tek günlük verilerle açıklamak yanlış, İşte bir haftalık seyri nasıl olacağını göreceğiz. Durum biraz endişe verici. 65 yaş üstü vatandaşların azaldığını yoğun bakımlarda siz de söylediniz. Ortalama yaklaşık olarak kaç yaş aralığında ağırlıklı olarak yoğun bakımda tedavi gören ya da can kaybında maalesef kaybettiğimiz vatandaş var? Yaş aralığı aşağı yukarı belli mi? Evet, yaş aralığı kısmen düştü. Şöyle 65 yaşın üzerinde aşılama oranları çok daha yüksek olduğu için bunların ağır seyretme, yoğun bakım ve vefat oranlarında oransal bir düşüş var. Ama bu düşüşten sonra bizim hem virüsün özelliğinden hem de bu aşılama sisteminden dolayı yaş aralığının biraz düştüğünü görüyoruz. Yani mesela şöyle ifade edeyim rakam olarak, daha önceki dalgalarda %70-80 eğer 65 yaşın üzerindeyse Yoğun bakım ve ağır hasta oranı bu yeni dalgada bu %50'lere kadar düşmüş durumda. Tabii bu yani hani çok iyi bir rakam o da değil o da iyi bir rakam değil. Sonuçta bizim de yaşlı hastalarda aşı olmuş veya olmamış yoğun bakıma yatan hasta grubu da oluyor. Ama burada aşı olanların oranının daha az olduğunu çok net olarak görüyoruz o yüzden aşının da bu pozitif etkisini ileriki günlerde belki daha iyi hissedeceğiz. 55 yaş üstü vatandaşların da aşılanması başladı ama tabii birinci doz, ikinci doz sonrasında antikor üretme süreci belli bir zaman alıyor. tabloya yansıması sizce aşağı yukarı ne zaman olur? Çünkü 65 yaş üstü az önce söyledik yoğun bakımlardaki oran azaldı ama bir yandan kronik hastalar da zannediyorum değil mi? ağırlıklı olarak Yoğun bakımlarla tedavi evet, görüyoruz. Kesinlikle, kesinlikle komorbid dediğimiz ek hastalığı olan hastalar yine risk altındalar, risk grubu altındalar. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi bunlar olmayan genç hastalarda da bir şekilde yoğun bakıma yatırdıklarımız arttı. Şimdi biz bu dalgaların kendine öz, özgü özellikleri var. Dolayısıyla her dalgada bunu az çok gördük bir veya iki ay içinde. Ben şu anda sahanın dilini yine burada kullanmak isterim. Bizim şu son üç günde Acil ve yoğun bakım sürkülasyonu özellikle kendi hastanem ve İstanbul açısından çünkü İstanbul verileri hepimize yansıyor ee, biraz daha e, hani ümit verici görünüyor ee, biraz bir kırılma görebileceğimizi düşünüyoruz sadece bugünkü rakam biraz soru işareti oluşturdu eğer 60 bin üzerinde seyretme veya artış trendi bu hafta devam ederse gelecek hafta yine yoğunluklar artacaktır ama eğer şu şekilde seyrederse bir kırılma bir 5-10 gün içinde bir kırılma Mayıs ayının sonlarına doğru da dalgayı atlatacağımızı yaz aylarını daha iyi karşılayacağımızı düşünüyorum. E, o yaz aylarında e, iyi değerlendirebilirsek aşılama olaylarını e, sonbaharda e, şu andaki İngiltere'nin yaşadığı güzel günleri yaşayacağımızı düşünüyorum. Yani hani o kadar ağır bir dalgayla karşılaşmayacağımızı umuyorum. Kısmi kapanma kararı alınmıştı. O kararın üzerinden bir süre geçti ama vakalara e, Şimdi yansımasını gördük mü diye soracağım. Aslında bunu tahmin etmek için herhalde belki o karar alınmasa daha da fazla can kaybı ya da vaka sayısı olabilirdi. Bunu nasıl okuyorsunuz o durumu? Yani yansımasını gördük mü? Yani yükselse bile çok daha fazla yükselmesinin önüne mi geçtik örneğin? Ne dersiniz? Şimdi e, burada sadece bu seferki tedbirler değil, dünyada ve ülkemizde daha önceki dalgalarda alınan tedbirlerle birleştirerek baktığımızda her kısıtlamanın olumlu yansıdığını az çok görüyoruz. Burada bir zamanlama e, çok önemli, sizin işaret ettiğiniz nokta. Çünkü hani kendi kırılıyor muydu yoksa tedbirler mi buna e, ek katkı sundu mu? Mutlaka, mutlaka tedbirlerin çok önemli faydası var ama e, şu andaki süreçte ancak şöyle bir ifade kullanabiliriz. E, tedbirler hızını düşürmüştür e, ve e, 60 bin civarında tutmuştur. Yani daha fazla yükselmesini engellemiştir. E, ama dediğim gibi bugün e, son 3 gün sahaya baktığımızda tedbirlerin biraz daha işe yaradığını görüyoruz. Ama bu rakam böyle devam ederse sanıyorum biraz daha tedbirleri arttırmamız lazım. Onu da şöyle geçen yıl Ramazan ayını hatırlarsanız hem Nisan hem Mayıs ayında bayramlar önümüzde de 23 Nisan var. Hep 4 günlük kısıtlamalar Yapmıştık ve bu kısıtlamalardan çok fayda görmüştük. Bu yıl 23 Nisan var önümüzde ama diğer Mayıs ayında da hafta sonlarındaki kısıtlamaları şöyle Cuma ve Pazartesi içerecek şekilde bayram olmadan da arttırırsak herhalde faydalı olacağını düşünüyorum. Mutasyonlu virüsün etkisini elbette biliyoruz. Hastalığın seyrine bir etkisi oldu mu? Yani hastalık kişilerde nasıl seyrediyor? Salgının başına göre kıyasla örneğin daha mı ağır seyrediyor? Ne dersiniz? Örneğin belirtiler değişti mi? Bu da merak konusu. Kesinlikle bazı değişiklikler var. Şunu söyleyeyim. bu İngiltere varyantı dediğimiz şey şu anda ülkemizde çok yaygın. Ve bunun İngiltere'de seyrinde bulaşıcılığın çok yüksek olduğunu ama ağır hasta oranını yükseltmediğini ifade etmişlerdi. Bize olan yansımada da aslında oransal yine baktığımızda 60 binin 2 bin, 3 bin arası bir semptom veren hasta grubu var. Yani normalde biz Kasım ayında 30-35 bin rakamlarını gördüğümüzde semptom veren hastalar 6 bin-7 bin civarına kadar çıkmıştı. Dolayısıyla semptom veren hastalar daha az ama vefat ve ağır hasta seyri daha fazla. Yani bu dalga'nın kendine özgü farklı özellikleri var. Burada bulaşıcılığın çok yüksek olması yanında etki, rakamın yüksek olmasının şeye yansıması var. Ağır hasta oranına yansıması var. Dolayısıyla hani ağır hasta ee, bu yüzden e, yüksek görülüyor. Yani e, rakam çok yüksek olduğu için hani 60 bin rakamını hiç görmemiştik. Bu rakam çok yüksek olduğu için ağır hasta sayısı ve yoğun bakım oranları bu yüzden böyle dolu oldu. Farklı özellikler var mı? Evet. Mesela halsizlik şikayetiyle daha çok başvuruyorlar e, hastalar. Bir de şöyle bir grup hastamız var. Tedaviye başladığı halde e, maalesef tedavinin 5. 6. gününde başvuran hastalarda bir artış var. Ya da serviste tedavi altındayken Yoğun bakıma ihtiyaç duyulan hastalarda bir artış var. Yani hastalık hı hı. belli bir düzeye geldikten sonra kötüleşme oranında bir artış görüyoruz. Yani hani ağır hasta oranı 60 bin rakamına baktığımızda yüksek değil ama e, hastalık e, ağırlaşmaya başladığı andan itibaren seyri biraz daha dramatik gidiyor bu dalgada. Aşılama hızının önemini biliyoruz. Yeni mutasyonların çıkmaması adına da önemli değil mi? Aşılama hızını şu anda nasıl görüyorsunuz Türkiye'de? Ya şimdi tabii ki iki tür örnek var önümüzde. Bir iyi örnekler var, bir kötü örnekler var. Şimdi İngiltere, Amerika gibi aşılama konusunda iyi örneklere baktığımızda biz biraz daha Geride kalmış olabiliriz ama tabii bizden çok daha kötü durumda olan bir sürü ülke var. Burada da aşı tedarikinde problemler olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla bütün dünyada yaşanan bir son sorunun bize yansımaları. Bu yüzden biraz yavaş gittiğimizi söyleyeyim. Yani şimdi yaklaşık işte 20 milyon dediğimizde 10 milyon hani iki doza bölersek 10 milyon dediğimizde yaklaşık yüzde 15 diyelim 12-15 arası bir aşılama oranlarına ulaştık. Tabii hedefimiz %60-70 olunca biraz hızlanmamız gerekiyor. Burada yerli aşılar belki devreye girecektir, çeşitlilik kazanacaktır ve hızlanacağız diye umuyorum. Hı hı. E son olarak tabii koronavirüsü konuşuyoruz ama koronavirüse bağlı bazı yan ölümler de olabiliyor. Örneğin şunu kastediyorum, acillere e, korktuğu için gitmeyen ki salgının başında da bu tarz haberler geliyordu. Şu anda da çok fazla vaka sayısı arttığı için e, örneğin rutin kontrollerini aksatan insanlar var. Yine acillere gitmeyen insanlar var. Bunlarla karşılaşıyor muyuz ve bunların e, salgınla mücadelesi, daha doğrusu koronavirüsün yanında e, can kayıpları da e, maalesef dolaylı olarak görülüyor mudur? Kesinlikle bu konu da çok önemli bir nokta. Burada iki tür var. Birincisi sizin ilk başta bahsettiğiniz e, dalga, ilk dalgadan itibaren gerçekten yoğun bir şekilde COVID hastalarına baktığımızdan dolayı özellikle kalp hastalarında ani ölümlere daha fazla rastladık. Çünkü geciktirdiler e, acile başvurmayı geciktirdiler ve bu devam ediyor. Bu konuda bilinçli hareket etmemiz lazım. Yalnız bu dalgada e, bir önemli özellik daha var. Özellikle acil servisler açısından ve yoğun bakım arayışı açısından ilk dalgayla mücadele ettiğimizde yoğun bakım yataklarının büyük çoğunluğunu COVID'e ayırmıştık, ayırabiliyorduk. Ama şu anda süreç uzadığı için onkoloji hastalarından e, dahili acillere kadar birçok Yoğun bakım ihtiyacı olan ve Covid olmayan hasta grubu da acillere yoğun bir şekilde başvuruyor. Yani bir taraftan acile başvurmaktan çekinip risk altında kalıp bu şekilde hayatını kaybeden hastaların istatistiği de önemli ve fazla yüksek. Ama bir taraftan da e, tedavilerin <laughs> pardon uzamış olması, aksamış olmasından dolayı e, özellikle başta onkolojik aciller olmak üzere çok ciddi boyutta yine nörolojik aciller gelmeye devam ediyor ve bu durum diğer dalgalardan farklı olarak hem acilleri hem yoğun bakımları biraz daha zorluyor. Peki. Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Profesör Doktor Başar Can der. çok teşekkür ederiz sayın hocam katıldığınız için. Ben teşekkür ederim sağ olun.